Köyüm adına hepinize teşekkür ederim. Geçmişte yapılmış bazı yanlışlıklar sebebiyle burada ucube gibi duran bir sözde şantiye alanı hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde sadece bazı yöneticilerin inisiyatifiyle burada kuruldu ve de kurulduğunda çok az kişi karşı çıksa da faaliyet içindeydi. Trabzon'dan Hopa'ya sahil kesiminde böyle bir rezillik daha yok. İsteyen gidip bakabilir. Yaptığımız dilekçeler ve görüşmeler neticesinde buranın kaldırılması yönünde köyümüzün adına sonunda bir neticeye vardık ve de köyümüz adında sevindik. Mahkeme yıkım kararı vermiştir. Biz de bu sonuç neticesinde köyümüzün güzelleşmesi için bu bölgeye ilgili köy olarak bize tahsisi konusunda müracaatlarımız oldu. Ama görünen o ki ne mahkeme kararı ne de bazı yöneticilerin bu konuda duyarsız ve taraflı olmaları bizi bugün burada bu faaliyeti yapmamıza sebep oldu. Köyümüzün bu çirkin görüntüsünden kurtulup temiz ve nezih bir yer olması konusunda yöneticilerin ve karar mekanizmalarının tarif vermeden bir an önce bu alanı temizlemesi konusunda gerekenin yapılmasını bir daha böyle çarpık bir şekilin olmaması için bu alanın köy tüzel kişiliğine tahsil edilmesini istiyoruz. Bugüne kadar yapılan yanlışlıkların son bulmasını buraya toplanarak bir kez daha haykırıyoruz. Köyümüzün üzerinden hiçbir hukuki dayanağı olmadan ellerinizi çekin, köyümüzün bu alanını bize tahsis edin. Çünkü muhtarı olarak yaptığımız yazılı ve sözlü görüşmelerde özel idarenin vermiş olduğu yıkım kararları kendilerine tebliğ edilmiş. Kısmen ufak da olsa bir yıkım yapılmış. Fakat burada gerekli belgeler, yıkım kararları falan hepsi elimizde. Burada ne hikmetse ilgili bürokratlarımız taraflı düşündüklerini anlıyoruz buradan. Taraflı görüş. Bize ayrı söyleniyor. Karşı tarafa bize söylenenin farklı bildiriliyor, söyleniyor. Karayollarının özel idarenin bize verdiği yazıda burada ilgili yıkım, gereken yıkım, imara aykırı olan yıkım yapılmış. Gerekli düzenlemelerin burada tapu maliklerinin inisiyatifinde olduğunu bildirmiş. Fakat buradaki tapu malikleri herhangi bir düzenleme veya burada işgal edenlere herhangi bir tebliğ yazısı veya sözlü hiçbir bildiri yapmamıştır. Bu alan halen işgal altında. Kime ait onlar? Ya bunlar inadına dökülüyor buraya. Bunlar normalde TEDAŞ'a teslim edilmesi gereken malzemeler. Fakat bunları biz inadına buraya döktüklerini düşünüyoruz. Ve burada bazı ağaçlarımız bile kendi ellerimizle diktiğimiz ağaçlarımız da burada bunların bu malzemelerin dökümlerinden dolayı kırılmış veya kesilmiş. Şurada bir ağacımız var. İnşallah bunu da kesmezler buradan yani. Tarihi bir ağaçtır bu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahillerimizde çirkin yapılaşmalara ve sanayi tipi yapılaşmalara müsaade etmeyeceği sözlü beyanı var. Bazı burada olan herhalde bürokratlarımız ve yetkililerimiz bunların farkında değiller. Biz gerekiyorsa bugünden sonra herhangi bir fiili bir olmadıktan sonra biz konuyu gerekirse Cumhurbaşkanımıza taşıyacağız. Ondan sonrasını artık kendileri bilir. CİMER'e kaç kez arkadaşlar bir sürü herkes yazdı. Ama herhangi bir sadece gelen cevaplar, bazı cevaplar ilgili yıkım kararları verilmiş olduğu fakat ama herhangi bir uygulama yapılmadığı burada görünmekte yani. Burada köpek vardı. Ben de ona geçiyordum. Köpek bana abla havladığından ben de düştüm. Yola arabadan düştü, zor kurtardım yol. Yani böyle. Sürtmece araba. İşte araba. Köpeklerini başka bir şey yok. Kendilerine burada muhafazaya almalarını kendilerine de ilettik. Ama yok ki şimdi var mı bilmiyorum. Şu anda yok yani olanlar ha. Bu. Yani, olan kazalar. Bu kadar yani. Ben başka bir şey değil. Arabalarını park ettirmiyorlar. Milleti buraya beuzar ediyor. Tamam. Kavga ediyorlar bizden beraber. Devamlı kavga. Arabamızı buradan kaldırtmaya bakıyorlar. Yani bizden kavga ediyor. Babasının malı gibi tabirlerler buraları. Bu çocuğun sahipler onlar mı ya? Deniz sahilini de sahiplediler. Sahilimiz de sahiplediler. Her tarafı sahiplediler. Biz her gün kavga gürültü mü edeceğiz buraya ya? Bu ne biçim adalet ya?
Zaten kum sakıl yok. Bir de demirleri koymuş. Denize giremiyor kimse. Öyle saçma şey olur mu ya? Yok. Şimdi benim çevrem çok geniş olduğundan arkadaşlarım geçiyor buradan. Hani o köyün, o güzel köyü ne yaptınız? O şantiye orada nedir? Onu niye kaldırmıyorlar? O güzel köyü berbat ettiniz diyorlar. Ya muhtar olacağını söyledi. Buradan geldi genç bir çocuk. Burada dedi 500 tane eleman getireceğim dedi. 500 kişi ben buranın muhtarlığını da alacağım dedi. Dedim oğlum sen aklın başında mı senin? He. Bunu bile söylediler yani. Yani bizi hiç sayarak bunu bile söylediler. İki köy altı. Neye dayanarak bunu söylediler? Kime güvenerek? Yani bunları bu şekilde evet. konuşturan evet. herhalde bunun birileri var yani. Bunlar bazı bürokratlar arkalarında. Burada dönüş kavşakları ne cep girişi var ne çıkışımız var. Her an kazaya sebebiyet verecek olaylar var. Ama kimsenin ilgi alakası değil. Bak şu anda yolu kapamış durumda. Cep yapacak mesafe yok. Ne çıkışta var ne girişte var. Bunun da gündeme alınması gerekiyor. Lütfen. Park istiyoruz. Oturma alanı istiyoruz. Serbest dolaşacağımız bir alan. Bu pisliğin içinde biz duramayız ki. Nasıl bir pislik bu ya? Nasıl bir pislik? Ağaçların, dikenlerin arasında mı oturacağız? Çocuklarımız bu nesillerden büyüyecek? Böyle bir kanun mu var? Ya madem gidecek gitsin bir an önce. Yani öyle değil mi arkadaşlar? Yani çocuklarımızın, gelecek nesillerimizi elimizden alıyorlar. Çöplük içinde şu hale bakın. Çekin, çekin, şu falan çekin. Hortumlar, şeyler, her şey bir yerde. Yani ya şimdi, teşekkür ediyorum. Geldim. Şimdi mesela biz bir şehirde olsak biz buraya karışmazdık. Ama bizim köyümüz, biz mesela çocuklarımızı bir saatliğine eğlendirmek için biz çarşıya mı gidelim? Bizim evimizin önü, bahçemizin önü niye böyle bir yani pislik olacak? Çocuğumuz inecek, denize bile gitmek burada sorun. Denize bile çocuklarımızı indirirken zorluk çekiyoruz. Belki arabalar yer yok, o yok bu yok. Ama burada bir güzel yani bir güzel bahçe, her şey güzel olsa, insanlar bir saatliğine de olsa çocuğunu alır iner oraya, zemine gel orada lokantasını. Bir de demiş ki, böyle duydum. Yok, o lokantayı kaldırırsalar ben de o pislik. Ya ne alakası var lokantayla? Pislikların lokantayla ne alakası var? Lokanta köylünün lokantası. İzaminde hastanesi var, ustası var. Gel orada bir yemek yiyecek. Sen nerede dağda da kurarsın bunu. Ama ben dağ başına yemek yeme acil yemem ki. Böyle bir pislik olur mu? Böyle bir pislik olur mu? Kaldırsınlar, defolsunlar. Defolsunlar. Parkı, her şeyi biz çocuklarımız için istiyoruz. Gelecek için istiyoruz. Başka bir istediğimiz yok. Pislik temizlensin. Burası güzelleşsin yani. Başka benim bir diyeceğim yok. İleri geldiler buraya. Yani bu andaki iktidarın sahipleri geldiler buraya, toplandılar. Burada arkadaşlar kendilerinden bu konuyu dile getirdiler. Ama maalesef koru kaçtılar, dayanamadılar eleştiriye. Tahammül edemediler, bıraktılar gittiler. İki işi kaldı buraya. Maalesef bunu kendileri de bizi aşan bir konu dediler. Bunu itiraf ettiler ya. Yani. Bunu da bilmenizi isterim. Bu halkın dilekleri yerine gelmesi lazım. Bu kadınlarımız, bu insanlarımız çocuklarını buraya gezdirmeleri gerekiyor. Halk burada oturmalı. Burası Rize sahilinde en güzel köylerimizden bir tanesi burada.